Hazır giyim sektörünü konuşacağız. Bugün kahve arasında konuğumuz Çift Geyik Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş. Hoş geldiniz Cüneyt Bey yayınımıza. Bulduk, teşekkür ederim Semra Hanım. Şimdi öncelikle biraz 2019 başlayalım. 2019'u nasıl geçirdiniz ve 2020'ye dair neler bekleniyor? Aslında prekendir sektöründe bir miktar ee, daralma yaşanmış 2018-2019'da 2020'ye dair beklentiler galiba biraz daha pozitif. Hem sektör nasıl geçirdi 2019'u ve 2020'den neler bekliyor hem de çift giyik karacı olarak 2019'u nasıl kapattınız? Çok teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi 17-18 e, Türkiye'de tabii çok zor geçti. E, bunun akabinde de tabii 19 Biraz ferahlama da olsa, çok ferahlama da geçmedi tabii ki ama 18'e göre daha iyi geçti. Bizim adımıza da iyi geçti. Sektör adına da biraz iyileştirmeler de oldu. Ama 2020 ile alakalı daha da iyi geçeceğini ve piyasanın hareketlendiğini, faizlerin indiğini bu çok önemli. Buraya çok dikkat etmek istiyorum yani özellikle. Türkiye'de geçen senelerde biliyorsunuz faizler çok yüksekler yükseklerdeydi. 40'lar 50'ler seviyesini gördü. Şu anda da %10-12 seviyelerinde gerileyince tabii piyasalarda hareketlenme de başladı. Hem inşaat sektörü olsun, hem parakendel sektörü olsun, hem yatırımlar olsun mesela. Bu aynı zamanda da istihdama da sebebiyet veriyor. Artı şekilde sebebiyet veriyor. İnşallah 2020-19-18'lere göre daha da güzel geçecek yani. Hı hı. Ona ümit varız yani. Bunda büyük oranda faiz indirimlerinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. E, kesinlikle faiz indirimlerinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Yani biz e, iş adamları olarak mesela döviz de çok çalkantılı dönemlerden Hı -hı. de geçti biliyorsunuz. Hepimizin yaşadık yani bunları. Hı -hı. Ama e, faiz dövizden daha da e, etkili Döviz gene, dövize göre gene hesap kitap yapabiliyorsunuz ama faizle göre hiç yapamıyorsunuz. Yatırım bile yapmıyorsunuz yani. Yani faiz mi döviz mi diye bunu aslında bir süre çok tartıştık. İş evet. dünyası tarafına baktığımızda yüksek faizin yarattığı tahribat dövizin yarattığı tahribattan daha fazla. Çok çok fazla. Yani de hı hı. çok fazla. Yani bu ölçülebilir de değil zannedersem ama çok fazla. Ya faizler... Kan emici gibi de diyebiliriz yani. Hı hı hı. Cumhurbaşkanımız öyle diyor ya, kan emici diyor ya, hı hı. yani biz de öyle diyebiliriz yani. Faizlerden hı hı. kurtulmak gerekiyor yani hı hı hı. ki istihdam ve Türkiye'de büyüsün. Perakende sektörü tarafında özellikle döviz kurunun 2018 Ağustos ayında yaşadığımız kur şokunun e, perakende sektör tarafında yarattığı en büyük tahribat tabii ki özellikle de AVM'lerdeki kiralardı. Aynı. Bir dönüşüm de yaşandı aslında. Uzun zamandır e, tartışılıyordu bu e, kiraların TL'ye dönmesi. E, bir anlamda aslında o yaşanan e, Şok, kur şoku bir anlamda uzun zamandır tartışılan bu konunun da düzelmesine neden oldu. AVM'lerdeki kiralar 2018 Ağustos ayında yaşanan kur şokundan sonra Türk lirasına çevrildi. Bu nasıl bir etkisi oldu? Yani Türk lirasına dönmesiyle birlikte kendi sektörü tarafında bir rahatlama yaşandı mı? E, kesinlikle yaşandı. E, çünkü siz de biliyorsunuz ki dövizle kiralanan yerler bütün Türkiye bugün AVM'ciler bile AVM yaparlarken bankalardan döviz kredileri kullanıldı. Döviz kredinin karşılığında bizlere de dövizlerle kiralama yapıldı. Tabii dövizin de çok e, oynak olduğu dönemlerde, çok yukarı çıktığı dönemlerde de tabii giderlerimiz çok çok büyük arttı. Bununla alakalı e, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın, Berat Bey'in de almış olduğu kararlarla alakalı mesela dövizin TL'ye geçmesinde parakane sektörü bir nefes aldırdı. Kesinlikle. E, çünkü düşünüyorsunuz ki bugün ödediğiniz bir kira var. TL dövizi TL çevirdiğiniz zaman atıyorum 50 bin lira olan bir yeri yarın kaç para ödeyeceğinizi siz bilmiyorsunuz. Ama bunu TL döndükten sonra hiç olmazsa yıllık hesaplarınızı, kitaplarınızı ona göre yapabiliyorsunuz yani. Bütçenizi ona göre yapabiliyorsunuz. E, gelir gider bütçenizi ve nakit akımınızı ona göre dengeleyebiliyorsunuz. Bilançoları yönetmek daha kolay hale geldi. Kesinlikle daha kolay hale geldi yani. Hı. Ve e, parakana sektörü de rahat, rahatlıyor yani. Hı hı. Bir şekilde dövizden kurtulup TL'ye dönüyor. Hı hı. TL'de dönmesi. Mesela burada AVM'ciler de düşünmek lazım. Onlar da inşallah, onlar da TL'ye döndüklerini düşünüyorum. Bankalar nazarında, krediler nazarında. Hı hı. Kimileri zaten çoktan kapanmıştır zaten. Kimileri yeniler vardır. Onlarda da iyi olacağını düşünüyorum hı hı. yani. Hı 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 hı. Ama burada karşılıkta tabii bizler yaşayacağız, AVM'ciler yaşayacak. Eğer bizler yaşamazsak, onlar da yaşamazsa kim ne olacak evet, yani? Evet. Bankalar ne yapacak yani? Evet. 2019 yılında tartıştığımız, en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi de aslında hazır giyim ve perakende <laughs> sektör tarafındaki indirim kampanyalarıydı. Evet. Sizin bu konuya yaklaşımınız nedir? Yani yani %60'lar, 70'lere varan ve çok sık aralıklarla yapılan bu indirim kampanyalarının müşteri tarafındaki yansıması nasıl oluyor sizce? Semra Hanım, e, bu indirim kampanyaları maalesef ki çok üzücü. Biz bugüne kadar da e, pazarlarda bir rekabet var. Rekabetten dolayı da bizler de dahil olmak üzere bu indirimlerle savaştık. Hep birbirimizle savaştık. Ama bizim aldığımız son karar itibariyle son 3-4 aydan beri biz mesela indirimlere karşıyız artık. İndirimler yapmıyoruz. Bunları da bir şekilde olarak müşterilerimize anlatmaya da başladık biz. Yeni yeni sosyal faaliyetlerimizi anlatmaya başladık. E, fiyatlarımızı doğru fiyatlarla müşterinin karşısına çıkmaya başladık. E, müşteri de bunu anlatarak daha doğru fiyatlara daha ulaşılabilir hem modayı hem fiyatları yakalamak için mücadele ediyoruz yani biz saha Hı -hı. kanadında da. Hı -hı. Çünkü bizim e, sizin de söylediğiniz gibi camlarda bugün 60'lar, 70'ler, 70 artı 70'ler, 70 50 artı 70'ler 70 gibi böyle kirlilikler var. Hoş bir şey değil, burada müşteriyi tamamen kandırmacaya doğru gidiyor. Ee, bizim biliyorsun... Yani fiyatların yükseltilip indirilme indirilmesi eleştirisi gibi eleştirisi var. Var zaten bu var. Bir de bununla alakalı bizim de derneğimizin yapmış olduğu bir çalışma var. Birleşmiş Marka Derneği, ee, Sinan Özel Başkanlığı'nda bir Hı -hı. çalışma yapılıyor şu anda. Ee, basında da şu anda çıkıyor, iyi de oluyor Hı -hı. yani. O da uğraşıyor sağ olsun. Buradan da kendisine teşekkür de ediyorum. Hı -hı. Bu indirimlerle alakalı bizim de konuştuğumuz, beraber olduğumuz, dernekte de heyette de beraber olduğumuz zamanlarda indirim oranlarını ve tarihlerini adını koyacağımız bir zaman olması gerekiyor. Yani bugün indirimler, yılın 12'ye indirim var ama yılın 12'ye indirim olmasın da yılın son 3 ay olsun veya 3 ay. 3 ay 3 ay hem yaz hem kış baktığımız zaman. indirim oranlarını da mesela bugün 60 70'er 70 er değil de son indirim 50 olsun. 50'den fazla indirim olmasın. Çünkü 60-70 demek yani fiyatları yukarı çıkarıp aşağı indirmek demek. Gerek yok. Fiyatları makul seviyede tutmak. Son indirim 50 de tutmak. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman indirim de yok Avrupa'da. Bir de son bir aylığına indirim yapıyorlar. Yani. Ondan sonra hep yeni sezon. Yeni gelen ürünler. Yani Öyle. müşteri tarafında da bir güven sorunu eee şartını düşünüyorsunuz. Bu yüzden de çok sık aralıklarla ve yüksek oranlarla yapılmaması gerekiyor. Yapılmaması gerekiyor. E, yapıldığı zaman da tahribata yol açıyor. Hı hı. Kesinlikle hı hı. tahribata yol açıyor. Hı hı. Ondan sonra e, cirolar çok yukarıda çıkıyor. Avmeciler diyor ki ya düşünce ne kadar ciro yaptınız diyor ama karlılık yok. Hı hı. Sonra karlılık çıkmıyor. Hı hı. Yani çok indirim demek karlılık olmaması demek anlamına geliyor. Evet, evet. Peki şimdi e, hazır giyim sektörü deyince tabii bir, bir içeride perakende kısmı var ama bir de ihracat ayağı var hazır giyim sektörünün şüphesiz ki Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı alanlardan bir tanesi ve en çok istihdam yaratılan alanlardan da bir tanesi aslında. Bunu da özellikle de söylemek gerekiyor. Şimdi ihracat rakamlarına baktığımızda 2019 yılında 18 milyar dolar seviyesine yakın bir rakamla kapattık. Şimdi 2023 hedefleri daha da yüksek. Aslında 33 milyar dolar seviyesine kadar yükseliyor. Ee, sizin ihracat tarafındaki <laughs> e, şu anda yaptığınız faaliyetler nedir? Ne kadar bir ihracatınız var? Üretim tarafındaki e, ağırlığınız nedir şu anda? Şöyle bizim e, iki tane şirketimiz var. Biri hazır gemi parakendi karaca olarak. Hı hı. Bir de üretim şirketimiz var. Üretim şirketimizin e, Nari olarak geçiyor da. Onun da aşağı yukarı hemen hemen %50'den fazlası ihracat yapıyor. Pravut dediğimiz Almanya'ya e, markaları üretim yapıyor orası. E, Karaca olarak da bizim e, bugüne kadar biz daha yeni yeni başladık daha doğrusu. Şu anda da yurt dışına bizim 5-6 tane mağazamız var. İnşallah bu yılın 2022. 2. yarısından sonra da Balkanlarla alakalı bir çalışmamız olacak. Hı hı. Balkanlarla alakalı. Orada da Sırbistan'dan başlamayı planlıyoruz. E, Sırbistan'da niye Sırbistan dediğimiz zaman da aynı zamanda ben e, değil, Sırbistan yö Yönetim Kurulu'ndayım. Hı hı. İş konseyi olduğumuzdan dolayı da e, Balkanların da abisi pozisyonu olduğundan dolayı da biz de Sırbistan'dan başlamayı planladık. İnşallah Sırbistan'dan birlikte yakın coğrafyada Balkanlara e, para kene sektörüne kendimiz veya bayiler aracılığıyla bir operasyon yapmayı planlıyoruz. Şimdi markalaşma çok önemli. Ee, şimdi ihracatta çok yüksek hedeflerimiz var. Ee, pazar çeşitlenmesi konusunda önemli bir aşamaya geldik. Ama yaptığımız ihracatın miktarını daha da çok artırmamız lazım. E, katma değeri yükseltmemiz lazım. Bunun yolu da aslında markalaşmadan geçiyor. Evet. Türk markaları küresel pazarda şu anda hangi noktada? diye sorsam ne dersiniz? Siz de 100 yılı aşkın bir marka olarak aslında hazır giyimde 100 yılı aşkın bir marka olarak ayakta durabilmekte zor ve siz bunu başardınız. Bunu nasıl başardınız? Yani 100 yıldır nasıl ayakta duruyorsunuz ve Türk markalarının dünyada ulaştığı nokta nedir sizce şu anda? Şöyle biz kendimize örnek verelim. Bizim markamız 103 yaşında. Bugün biz tabii 3. sahibiyiz yani. Biliyorsunuz yakın zamanda geçen haftalarda vefat eden e, rahmetli Hayrettin Karaceteme Vakfı başkanı babasının kurmuş olduğu bir marka. 1917 Bandırma'da çorap atölyesi olarak başlayan bir marka. Serüveni or oradan başlıyor. 60'lı yıllarda da e, Türkiye'de ilk tekstil, triko ihracatını yapan marka ünvanını kazanıyor. 60'lı yıllarda da. Hı hı. E, Türkiye'de de tabi belli bir mağazalaşmadan sonra ha e, Hayrettin Bey'in zamanında sonra işte başına geçen olaylar falan... Sonra el değiştiriyor. Biz de 2005 yılında e, markayı satın alıyoruz. Onunla birlikte bizim serüven başlıyor. Gelelim diğer sorunuza da o da e, Türkiye'nin ihracatı, markalaşması, e, yakın coğrafyadaki markalaşması şu anda iyi gidiyor. Derneklerle ben takip ettiğim Hı. kadarıyla da iyi gidiyor. Belli bir sayıda bir mağazamız, belli bir sayıda iş hacmi olan bir sektör haline geldi. Gelmeye hı hı de devam ediyor. Hı hı hı. Türk markalarına olan ilgi yurt dışında mağazalaşma ile birlikte daha da çok artacak. Kesinlikle mağazalaşma ile birlikte daha da fazla artacağını evet. ümit ediyoruz evet, yani. Evet. Evet. Şimdi süremize daralmışken yakınızda siz bir aslında şey taşıyorsunuz. Merhaba. Evet onu biraz açalım isterseniz. Yani sosyal sorumluluk projeleri yapılan üretim, karlar, cirolar kadar da aslında önemli. Kesinlikle bu da e, dedik yani bugüne kadar hep müşterimizin karşısına ürün olarak çıktık. Bir de fiyat olarak çıktık. indirim kampanyaları olarak çıktık mesela. Temin'e konu bahsettiğimiz gibi 60'lar 70'ler gibilerinden. Ya biz bunlardan vazgeçmek istiyoruz. Biz artık başka bir iletişim kanalına geçmek istiyoruz diye mesaj vermek istiyoruz müşterilerimize. O da Merhaba'yla. Bu Ocak ayın kampanyasıydı bu. İnşallah yılın 12 ayında böyle değişik değişik kampanyalarımız da olacak bizim. Onlar da ileriki günlerde inşallah tekrardan sohbet etme imkanı olursa seve seve onunla hı hı. sohbet ederiz. Hı hı. Ee, Neden böyle bir kampanya modeli seçtiniz? Aslında Asıl hedef nedir yani bunun altında yatan? Asıl hedef Merhaba'yı selamlaşmak. Siz de biliyorsunuz ki insanlar birbirlerine küsmüşler. Hı hı birbirlerine selam vermiyorlar. Bugün metrobüslerde, tramvaylarda, uçaklarda baktığınız zaman, gemilere baktığınız zaman kimse kimseye selam vermiyor. Biz selam vermeyi, merhaba demeyi, nasılsınız demeyi, günaydın demeyi, iyi akşamlar demeyi özlemişiz. Biz de bunu kendi çapımızda, kendi mağazalarımızda, vitrin görsellerimizle, çantalarımızla, rozetlerimizle, müşterilerin attığımız, çantalarına attığımız bizim kart postallarımızla, bunları bir şekilde müşterilerimizle iletmeye başladık. Selamlaşmaya başladık. Personellerimizle birlikte onlara selamlaşmaya başladık. Müşterilerimiz çok mutlu oluyor. Ya bu nedir diyorlar. İnanın biz bunlarla geziyoruz. Dışarılarda da böyle geziyoruz. Merak ediyor Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Yani bu selamlaşma çok önemli bir şey. Günlük unuttuğumuz, günün günlük karmaşasından, koşuşturmacasından unuttuğumuz selamlaşmaları aynen. hatırlatıyorsunuz aslında bu projeyle. Aynen öyle yapıyoruz. Bir nevi insanların böyle e, kalplerine girmeyi Hı hı. İstiyoruz yani kalptene girmek hı hı. istiyoruz yani merhaba ile birlikte selamlaşma ile birlikte yani hı hı hı. unutulan selamlaşmaları hatırlatıyorsunuz. Aynen Peki. öyle. Çok teşekkür ederiz Cüneyt Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim sağ olun görüşmek üzere. Evet hazır giyim sektörünü konuştuk çift Geyik Karaca yönetim kurulu başkanı Cüneyt Güneşli kahverajına noktalıyoruz tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.